Seda Şanlar, İsveç'teyim. Arkadaşlar, şimdi bazı Avrupalı politikacıların topyekün savaştan söz ettiğine de şahit oluyoruz şu günlerde. Son derece tehlikeli, çok hassas ifadeler ve hiç çekinmeden şu anda kullanılan ifadeler bunlar. Yani Almanca'da totaler Krieg, topyekün savaş. Avrupa gerçekten topyekün savaşa girmeye mi hazırlanıyor? Ne düşünüyorsun Selam? İsveç ne diyor bu konuda? Yani topyekün bir savaşa girmeyi göze aldığı ABD'nin arkasına takılmasıyla belli oluyor bence. İsveç açısından söylüyorum bunu. Yani hani Rusya'nın ben hala çok küçük bir ihtimal olarak görüyordum ama eğer NATO'ya üye bir ülke haline gelirse bu durumun değişme ihtimali yüksek. Yani eğer düne kadar mesela Rusya'nın İsveç'e saldırma ihtimalini ben düşük görüyordum. Ve buna rağmen baktığınızda ABD politikası yanında duran hatta diğer tarafa söz hakkı tanımayan bir anlayış içerisinde bu savaşı alkışlıyor diyeyim. Ve hani bakıyorsunuz bir tehdit mi var Rusya tarafından? Ya öyle bir tehdit olmadığını yetkililer de açıklamıştı ta savaşın başında. Yakın vadede bir tehlike olmadığını, böyle bir süreci beklemediklerini söylediler ama şimdi öyle bir hale geldi ki durum hakikaten topyekün bir savaşa gidecekmiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Haliyle ben bu ihtimali artık olası bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Yani bunu bana 15 gün önce sormuş olsaydın, yok ya ben hala işte bu ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerinin topyekün bir savaşı göze alamayacağı konusunda düşünürdüm ama yani ABD çok saldırgan, Ukrayna çok saldırgan. Yani çünkü yani AB'den aldığı bir güç var. Arkasında bir güç oluşturmuş ve çok saldırgan davranılıyor ve bu durumda ben artık tarafların geri adım atmasını zor ihtimal görüyorum. Çünkü bütün diplomatik yolları bir şekilde kapamak için uğraşıyorlar. En son bildiğimiz gibi İstanbul'da bir görüşme olmuştu. Olumlu bir havadan bahsedilmişti ama onun arkasından bu müzakereleri kapayacak gelişmeler yaşandı, açıklamalar yapıldı. Hatta ABD çok açık söylüyor. Ben çok ağır silahlar göndereceğim Ukrayna'ya. Biden bununla ilgili açıklama yaptı. Dolayısıyla şimdi böyle bir sürecin içine girilmesi demek diğer taraftan Rusya'nın elindeki kimyasal silahları da kullanma ihtimalini ortaya atıyor. Artık böyle bir savaşa başladığınızda bunun geri adım atması düşük ihtimal. Çok teşekkürler Seda. Evet, Birgül, İtalya'da konuşuluyor mu tüm bunlar? Ayrıca topyekün savaşın anlamı tam olarak nedir? Ne anlama gelir gerçekten bu hayata geçerse? Ayrıca unutmayalım ki eşi benzeri görülmemiş bir silahlanma sarmalıyla karşı karşıyayız Avrupa'nın göbeğinde. Aynı zamanda hiç görülmemiş bir yaptırım kampanyası da var. Şu anda süre giden bir kampanya var. Dolayısıyla bütün bunlar bu topyekün savaş ifadelerine götüren yollar mıydı? Ne düşünüyorsun? Evet, İtalya'dan da durum aynı şekilde görünüyor Işıl. Şöyle ki Fransa'dan başlayacağım ben küçük bir değerlendirme yapmaya. İlk tur seçimler bittiğinde İtalyan ana akım basını şöyle bir görüş dile getirdi. Olur ya Marine Le Pen kazanırsa Scholz, Draghi ve Macron kaybedecek. Yani o üç liderin devam ettirdiği ya da önderliğini yaptığı Atlantikçi Amerika Birleşik Devletleri'nin götürdüğü, ileri sürdüğü, uygulamaya koyduğu görüş ve siyasi plan çökecek dendi. Bu ne demektir? Bu aslında kıta Avrupa'sında Macron, Scholz, sizdeki işte solcu güya lider ve Evet. bizdeki Draghi Amerika'nın burada piyoner siyasetçileri. Onların liderliğini yaptığı ülkede nedir durum? İktidarlar tabii topyekün savaş istiyorlar. Yani ben de Seda gibi aynı şeyi söyleyeceğim. Bunu işte yaklaşık bir ay önce konuşmuş olsaydık. NATO savaşı işte Ukrayna'da
silah göndererek ya da işte militer gruplar göndererek sürdürecek ve dahil olmayacaklar değil mi? Ama şimdi 50 gün geçmişken savaşın üzerinden işte diplomatik yollar ufak tefek denendi ve sonuçta çıkmamışken şu anda burada da aklı selim entelektüel uzmanlar şunu soruyor. Yani şu anda geldiğimiz aşamada artık savaşın ne kadar yayılacağı konuşuluyor ve tartışılıyor. Yani artık Ukrayna'nın Ukrayna ve Rusya arasında olmadığı savaşın aslında Ukrayna toprakları üzerinde Rusya ve işte Batı bloğuyla ilgili bir karşısında bir savaşın olduğu konuşuluyor ve savaşın orada aslında kalmayacağı da bir şekilde ortada. Yani bir şekilde bu savaş yayılacak ama nereye kadar yayılacak? Hangi ülkeleri kapsayacak? Bu da henüz daha öngöremiyoruz. Tabii şurada sorun şu ya da benim de işte biraz tarih bilgime dayanarak kafamı kurcalayan sorun şu. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da iki dünya savaşı götürdü. İşte bunun ana toprakları, işte ana liderler, bu savaşa giren liderler biliyorsunuz Almanya. Ve Anglo-Saksanlar büyük ihtimal, yani her ihtimalde de savaşın dışında kaldı. Ve şimdi aynı senaryoyu tekrar görüyoruz. Yani bu iki dünya savaşı Avrupalı liderlere ya da Avrupa halklarına hala bir şeyler öğretmedi mi? Yani şu anda da durum o. Anglo-Saksanlar dışarıdan işte sürekli benzin dökerek bu savaşı Avrupa'da yeniden yaymaya, topyekun bir savaşa dönüştürmeye çalışıyorlar. Ve bu çok net, açık aslında. Nasıl olur da siyasi liderler işte Scholz, Draghi, yani kendi halklarını ya da Avrupa'yı iki dünya savaşı geçirmiş, milyonlarca insan ölmüş, hayatını kaybetmiş, yine aynı senaryoda ve İşte dolu dizgin bu topyekün savaşa gidiyorlar. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir? Yani buna bir cevap bulamadım henüz. Bir diğer şey de bir ipucu. Yani bunun daha şiddetleneceği bu savaşın biliyorsunuz Odessa'yı aldı Rusya. Yani önemli bir kent, Karadeniz'e de sınırı var. Ve buna karşılık olarak Rusya Karadeniz'de önemli bir gemisini yitirdi. Amiral gemisini batırdı ve onun tartışması yapılıyor şu andaki işte Ukrayna mı roket atarak batırdı yoksa işte Rusya'nın dediği gibi işte mühimmat patladı da gemi o yüzden mi battı? Yani bu şöyle okunuyor uzmanlar tarafından. Şiddet daha da artacak Ukrayna'da. Çünkü Rusya buna çok büyük bir tepki gösterecek. Önemli bir gemisini kaybetmiş. Yani gittiğimiz yol aslında çok daha acı ve çok daha kanlı bir topyekün savaşa doğru. İşte gönül ister ki bir şekilde aklı selim liderler öne çıksın ve bunu engellesin. Çünkü burada Avrupa'da milyonlarca insanın hayatı söz konusu. Yeniden bir İkinci Dünya Savaşı, yeniden bir Birinci Dünya Savaşı benzeri bir savaş yaşanacak ve daha da kötüsü nükleer savaşa dönüşebilir. Yani bunun artık bunu ben söylemiyorum. Üçüncü Bütün Dünya uzmanlar Savaşı diyeyim. söylüyor. Evet. Yani nükleer Evet. savaşa dönüşebilir. Bütün ülkelerde nükleer, ya İtalya'da 36 tane nükleer başlık varmış. Sadece İtalya'da. Düşünebiliyor musunuz diğer ülkelerde ne kadar var? Yani bu karşılıklı bir tanesinin fırlatması demek, nükleer karşılık vermesi demek. Diğer ülkelerin de karşılık vermesi demek. Ne olacak? Yani nereye doğru gidiyoruz? Yani pek iç açıcı görünmüyor aslında durum. Dilerim bu öngörüler tutmaz tabii. Dileriz. Ne yazık ki Evet, haftalardır bu maalesef. konuları konuşuyoruz ve hiç iyiye gittiğini göremedik. Evet, ben hemen Almanya'ya geçeceğim. Çok teşekkür ediyorum bir gün sana. Ben teşekkür Ufuk ederim. Ebla Bostan, şimdi daha geçtiğimiz hafta Ukrayna Avrupa'nın yeni Afganistan'ı mı olacak dedik. Arkasından da bu topyekün savaş ifadelerini duymaya başladık. Dolayısıyla bu savaşın gerçekten de öngörüldüğü gibi uzun yıllara yayılmasını göreceğiz büyük bir ihtimalle, üzülerek. Ve 10 yıl sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla Almanya basını nasıl söz ediyor? Bu savaşın kızışmasıyla alakalı hangi alametler yer alıyor basında? Işın şöyle, Almanya'da basın hani özellikle sağ basının tek bir ağızdan koro halinde aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Bu savaşın en kısa sürede NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle en kısa sürede bitirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Ama kendileri de biliyor ki bu savaş bu kadar kısa sürede bitmeyecek. Bunu özellikle sol partiler ve sol eğilimli akademisyenler bu işin birazcık daha uzayacağını söylüyor. Yalnız şöyle de bir yaptığım okumalarda şöyle cümlelere denk geldim. Az evvel Birgül'ün de bahsettiği gibi.
istedikleri kadar silahlansınlar deniyor. İstedikleri kadar NATO üzerinden, Amerika üzerinden, Almanya neredeyse gayri safi milli hasılasının %2'sinin üstündeki bir miktarı silahlanmaya verecek tek başına. İstedikleri kadar silahlansınlar. Rusya gibi bir devin, silah devinin özellikle nükleer konusunda son derece tecrübeleri de olan bir devin karşısında bir düğmeye bakar bütün silahlanmaları ve bütün masrafları ve bütün bu donanma deniyor. Yani işin sonuçta oraya varacak eğer bu iş bu kadar tırmandırılırsa ve araya başka merciler, başka unsurlar girmezse, ama bu unsurlar da kendiliğinden girmeyecek. Bunun için çaba gerekiyor. Yani bu unsurlar ne olabilir? Az evvel Birgül'ün dediği gibi aklı selim bir liderlik anlayışı olabilir. Hiç beklemediğimiz pandemi gibi hiçbirimizin aklında olmayan bir salgın girebilir, böyle bir dış faktör girebilir, önde de öngörülemeyen. Ama en önemlisi tabii ki bile isteye yapılan bir tercih girebilir. Yani Sol Parti'nin bugün bir yazısını okudum, şöyle diyor: biz savaşı politika denen aparatın bir aracı olarak görmüyoruz ve bunun böyle görülmesini istemiyoruz. Savaş bir sonuçtur, bir araç değil. Yani hatta sonuç bile değildir. Bir araç olarak, yani diplomasinin bir aracı, politik ve aparatın bir aracı olarak görülmesi son derece hastalıklı bir şeyi işaret eder. Dolayısıyla o noktaya savaşı bir çözüm olarak görmemek gerekiyor. Ama bugün Almanya NATO'nun peşine taktığı ülkelerden bir tanesi, Avrupa Birliği'nin peşine taktığı ülkelerden bir tanesi diyeceğim ama kendisi baş aktörlerden bir tanesi. Diğer ülkeleri de peşine taktı Amerika ile birlikte ve yangına benzin döküyor. Yani bu anlayışla savaşın kısa süreceğini düşünmüyorum ben de ve savaşın büyüme ihtimalinin ben de farkındayım. Yani büyüyebilir ama ne oranda büyüyecek? Bundan kimlerin ne kadar çıkarı olur? Büyümesine ne kadar izin verecek? Az evvel Birgül şöyle dedi: Anglo-Saksonlar 2. Dünya Savaşı'nda da aynı şeyi yaptı. Yani kıta Avrupa'sını savaştırdılar. Kendileri ada Avrupa'sı olarak işin dışına çıktılar dedi. Yani İngiltere'den, İrlanda'dan ve İskoçya'dan, yani bütün o Anglo-Sakson dünyadan, Amerika destekli dünyadan bahsediyor. Çok aynı fikirdeyim. Yani nedense hep kıta Avrupa'sında böyle bir heves varmış. Cümlelerimi az evvel başlarken aynı şeyi söyledim. Yani savaş öyle bir şey ki ülke olarak bir uluslararası bir konferansa biz de bu sene katılalım deyip hadi parmağınızla işaret edip başlamazsınız. Almanya demek ki bundan sadece birkaç aylık bir çaba değilmiş ya da birkaç aylık hazırlık değilmiş Almanya'nın şu son 2 ayda yaptığı hazırlık. Çok daha önceden başlamış bu heves, bu militanlaşma ki hemen araçlarını yürürlüğe koydu. Hemen yürürlüğe koydu ve hemen know-how zaten vardı. Zaten hani bu konudaki birikimi zaten mevcut, tecrübesi zaten mevcut. Sadece var olan malzemesine daha fazla malzeme eklemek üzere Rheinmetall, Almanya'nın en büyük silah sanayi firması Rheinmetall'e verdiği siparişlerle sayı şimdi artacak. Daha fazla tank ve tüfek kaç üretecek. Kaç tane yollamış? Sayı olarak bilmiyorum ama şöyle bir şey okudum dün. Rheinmetall normalde 2 vardiya çalışan bir fabrika, bir endüstri. Normal şartlarda 2 vardiya çalışıyor. Yapılan siparişler o kadar fazla olmuş ki şimdi 3 vardiya çalışacaklar ve cumartesileri de çalışacaklar. Yani İstihdam iyi güzel işte. Boş da, onlardan istihdam iyi güzel boş da, istihdamın bu alanda olması çok üzücü. Yani Rheinmetall'i neredeyse zengin ediyor Almanya şu anda. Çok korkunç gerçekten. Çok korkunç. Savaş diyelim ona. Savaş i̇şte diyelim. Öyle. İtalya'da da durdum böyle. Hı-hı. Evet. Yani bu evet. Hiç iyi şeyler değil. Bu söylediklerim hiç iyi şeyler değil. Olabilir. Aynen söylediğin gibi senin de. Ben de Anglo-Saksonların bu olayın dışında bırakıldığını görüyorum. Aslında 2-3 hafta önceye kadar İngilizler gayet her şeyin içindeydiler. Son 2 haftadır İngilizlerle ilgili bir haber alamıyoruz. Yani İngilizlerin bu savaşın gidişatıyla ilgili direkt yorumlarını okumuyoruz nedense. Ama son 2 haftaya kadar her gün bir şeyler okuyorduk, her gün bir şeyler duyuyorduk. Bu bir taktik tabii ki, savaşın dışında kalma taktiği. Büyük ihtimalle şuna da çok seviniyorlar: İyi ki Brexit yaptık, iyi ki Avrupa Birliği'nden çıktık diyorlardır. Öyle tahmin ediyorum. Sözünü kestim ama Brexit de bu planın bir parçası aslında. Yani
belli bir amaç ve hedef plan doğrultusunda Brexit yaptılar. Ona inanıyorum ben. Yani evet, birdenbire verilmiş bir, yani öylesine verilmiş bir karar değil. Büyük ihtimalle ben de öyle düşünüyorum. Hatta ben dün bir şey okudum Fransa'daki seçimlerle ilgili. Frexit de zaten hani düşünülen bir şeymiş. Eğer Le Pen seçilirse büyük ihtimalle Frexit de yürürlüğe girecek. Yani Le Pen Avrupa Birliği'nden çıkmayı en çok isteyenlerden bir tanesi ve bunun da artık yürürlüğe gireceğinden bahsediliyor. Yani demek ki Brexit'ten vazgeçtim diyor ama bakalım öyle olacak mı gerçekten seçildiğinde? Göreceğiz. Yoksa Aralık ayında aşırı sağcı partiler Varşova'da toplanmışlardı biliyorsunuz. Orada da yine aynı şeye gelinmişti. Hep beraber Avrupa Birliği'nin özellikle silahlanma konusunda, her ülkenin kendi silahlanmasını artırması konusunda bir sınır koymaması gerektiğine karar vermişlerdi. Demek ki her şey taşlar yerine oturuyor. Demek ki bütün bunlar önceden planlanmış. Yani özellikle Almanya'nın bu savaşa bu kadar hazırlıklı olabildiğini ben şaşırıyorum. Yani dediğim gibi savaşa girmek bir konferansa katılmaya karar vermek değildir. Savaşın bir sürü yan unsuru vardır. Onları da harekete geçirmeniz gerekir. Önceden hazırlamış olmanız gerekir. Bu kadar hazırlarmış demek ki. Yani bunu fark ediyoruz bu eğilimde. Bu Almanya'nın son aylardaki, son haftalardaki hevesi üzerine. Evet, çok teşekkürler Ufuk. Evra Bostan, çok teşekkürler Gökhan Persa ve Seda Şanler. Evet arkadaşlar, sizin de aktardıklarınıza göre Avrupa aslında bu savaşa, Avrupa'nın, kıta Avrupa'sının göbeğindeki bu savaşa çoktan hazırdı. Avrupa aslında dersini almadı dediniz. Birinci, ikinci Dünya Savaşı'nın benzeri ne yazık ki şu anda Avrupa'da tekrar görebiliriz. Hatta bu nükleer savaşlarla da gerçekleşebilir. Ben de şunu hemen ekleyeyim o zaman. Biyolojik savaşları da hiç unutmayalım lütfen. Dolayısıyla Avrupa tam bir çöle, tam bir kür olmuş kıtaya da dönüşebilir. Tekrar aktardıklarınız için çok teşekkürler.